tiyatro ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Cezmi Kartal Caddesi'ne kumar operasyonu yapıldı. Operasyonda 25 kişiye 5.475 Türk Lirası para cezası kesildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asal Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Cezmi Kartal Caddesi'nde yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet tombala makinesi, 1 adet TV, 1 adet kamera, 170 adet kart, 90 adet top ve 2100 adet pul ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 25 kişi kabahatler kanunu gereğince 219 liradan toplam 5.475 lira idari para cezası uygulanırken 5 kişiye de kumar oynanmasına yer imkanı sağlamaktan dolayı adli işlem yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti ve Halkların Demokrat Partisi'nin Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakanlık'ta MİT binasında el ele kol kola olduğunu belirterek "Şimdi bize laf söyleyenler geçmişte Erdoğan'ı ayakta alkışlıyorlardı" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bütçe görüşmeleri sırasında HDP grubu adına yapılan konuşmalarda CHP'nin eleştirilmesine tepki gösterdi. Ağbaba, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışlayan grup sizdiniz, biz değildik. Yine o dönemdeki başbakan Gezi'ye darbe derken sizin vekilleriniz ve sizin başkanlarınız kalkıp Gezi'yi darbe olarak ifade ettiler. Diyarbakır'da başbakanı nasıl karşıladığınızı bizler unutmadık dedi. Cumhurbaşkanlığının devir teslim töreninde Abdullah Gül'ün Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığını teslim ettiğinde Cumhurbaşkanlığı köşkünde hangi HDP milletvekillerinin Recep Tayyip Erdoğan'la kocaman kucaklaştığını biz hatırlıyoruz diyen Ağbaba, Dolmabahçe Sarayı'nda siz konuştunuz, beraberdiniz. Başbakanlıkta el ele kol kola görüşmeler yürüttünüz. MİT binalarında görüşmeler yürüttünüz. AKP ile HDP birçok yerde, birçok mekanda beraberdi şeklinde konuştu. Tinercilerin yuvası haline dönen ve çevredeki vatandaşları aylardır rahatsız eden Malatya Eski Devlet Hastanesi'nin yıkımına başlandı. Vali Mustafa Toprak ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni devlet hastanesi yapıldıktan hemen sonra boşaltılan eski devlet hastanesi tinercilerin meskeni olmuştu. Mahalle sakinlerinin can güvenliğimiz yok dediği eski devlet hastanesi aylardır yıkılmak için bekliyor ancak tehlike saçıyordu. Geçtiğimiz aylarda kameralarımız boş binaların içi tehlikeyi gün yüzüne çıkarmış, tiner ve uyuşturucu madde atıkları ile beraber madde bağımlısı olan gençleri görüntülemişti. Ve sonunda Malatya Eski Devlet Hastanesi'nin yıkımına Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından başlandı. Yıkım çalışmalarını Vali Mustafa Toprak, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la birlikte Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Vahap Boztepe, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Sağlık İl Müdürü Muhammed Duran yerinde inceledi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burası metruk duruma gelince uyuşturucu ve benzeri işlerden dolayı mahalle halkı rahatsızlığını ifade etmişti. Bu rahatsızlıkları Sayın Valimizle görüştük, buranın yıkılması noktasında gerekli talimatları bize verdiler. Yerine yeni bir devlet hastanesi yapılması ve halkımıza aynı şekilde, aynı yerde hizmetlerin sürekliliği devam edecek dedi. Biliyorsunuz burası devlet hastanesi, eski devlet hastanesi. Yenisini yapmak için eskisini yıkmak gerekiyor. Tabi burası metruk duruma gelince tabi burada mahalledeki işte uyuşturucu veya da vesaire benzer işlerin burada olumsuz şekilde tezahürü söz konusu olunca mahalle halkından ve yöre sakinlerinden gelen şikayetler üzerine Sayın Valimizle görüştük. Sayın Valimizle zaten konuya mutaliydi. Yapılan değerlendirme sonucunda TOKİ Başkanı ile Sayın Valimiz görüşülerek buranın yıkılması noktasında gerekli talimatları bize verdiler. Biz de o talimatlar doğrultusunda buranın yıkılması ile ilgili gerekli ihale sürecini hemen başlattık ve yıkım sürecine de dün itibariyle başlanmış olduk. Bu güzel
memleketimize geçmiş dönemde uzun yıllar hizmet eden bu devlet hastanesinin yerine yeni bir devlet hastanesi yapılması ve halkımıza aynı şekilde aynı yerde hizmetlerin sürekliliğinin devam etmesi noktasında temennimizi ifade ediyoruz. Tabii Sayın Bakanımız ve milletvekillerimiz de bu konuda gerekli çalışmaları ve ilgili yerlerle görüşme noktasında ki gayretlerini devam ettiriyorlar. Gayret gösteren bizim fen işleri personelimize ve ilgili firma yetkililerine de teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vali Toprak, geçmişte önemli hizmetler vermiş olan bu alanın yeni bir hastane yapılmak üzere binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz ki geçen haftalarda bana muhtarımız da geldi, valiciler ve uyuşturucu kullanıcıları ile bir takım sıkıntıları olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde kullanıcılarının burayı mesken haline getirdiklerini söyledi. Konuyu basında gündemine almıştı dedi. Başkanımızın da ifade ettiği gibi burada önceki devlet hastanemizin bulunduğu alan, geçmişte çok önemli hizmetler verdi. Vatandaşlarımızın sağlığının korunabilmesi, teşhis tedavi noktasında önemli katkılar sağladı ama her insan gibi binalar da yıpranıyor, eskiyor. Bu anlamda yeni bir devlet hastanemiz malumunuz önemli hizmetleri ifa ediyor. Bu anlamda orada 650 yataklı devlet hastanemiz hizmete devam ederken yanında da önemli ölçüde kadın doğum hastanesi ve fizik tedavi rehabilitasyon hastanesinin de yapımları devam ediyor. Üniversitede de yine bir onkoloji hastanesinin inşallah Sayın Bakanımızın da milletvekillerimizin de hükümetimizin de takibiyle birlikte katkılarıyla birlikte 2017 yılı içerisinde onkoloji hastanesinin de inşallah temelinin atılması bekleniyor. Eski devlet hastanesi alanında bulunan poliklinikler hariç diğer binaların yıkılacağını belirten Vali Toprak, buraya yeni bir devlet hastanesinin yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şu anda Ankara'da proje çalışmalarının devam ettiğini biliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu süreçte sonuçlanır ifadelerini kullandı. Bize gelen bir konunun takibini yapmak bizim zaten görevimiz. O anlamda ilk önce bir araştırma yaptık. Ya burası kime aitti mülkiyet olarak? Çünkü biraz değişti. TOKİ'ye ait olduğunu öğrendik. İl Sağlık Müdürümüze talimat verdik. Ben TOKİ Başkanımızı aradım. Dedim ki böyle böyle bir bina var. Bunun derhal yıkılması gerekiyor. Bugün de bu çalışmayı başlatmış olduk. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ekibine ederim. Çok teşekkür ediyorum ki bu çerçevede burada poliklinikler diye anılan bina hariç onun dışındaki binaların hepsi yıkılmış olacak. Onun İl Sağlık Müdürümüzle bir krok üzerinde, genel sekreterimiz, başkanımızla bir koordinasyon içerisinde binalar yıkılacak ve onun dışında da Sayın Başkanımız da biliyor, Ankara'dan o da takip ediyor, Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz takip ediyor. Buraya modern bir devlet hastanesi yapılması noktasında da çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda Ankara'da proje çalışmasının devam ettiğini ben biliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu süreçte sonuçlanır ve hastanenin temelini de bu planlama çerçevesinde temelini atmış oluruz. Malatya'ya yapılacak ikinci devlet üniversitesinin yeri belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battal Gazi Ziraat Okulu'nun olduğu bölge ve Yeşilyurt Beyler Deresi'nin yanındaki bölge ikinci üniversite için uygun yerler dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İnan Üniversitesi'nin Malatya için çok önemli olduğunu belirten Çakır, Malatya'ya yapılacak ikinci üniversitenin de İnan Üniversitesi'ne bir alternatif olarak değil, onu tamamlayacak bir üniversite olacağını söyledi. Çünkü bir 3-4 üniversite hazır, Malatya'nın iki hazırlanıyor. Bildiğim kadarıyla 4-5 üniversite birlikte meclise sunulmuş olacak. Bakanımız, vekillerimiz, genel başkanımız bunları takip ediyorlar. Yer konusunda biz çok o konuya çok takılmıyoruz büyükşehir olarak. Yani Malatya'mıza ikinci bir üniversitenin gelmesi bu mevcut İnönü Üniversitemiz gerçekten bizim için çok önemli bir değer. Malatya'nın değerlerinden bir tanesi. Ona bir alternatif olarak değil, belki onu tamamlayan bir teknik üniversite veya bu konuda da çalışmalar sürdürülüyor. İkinci bir üniversitemiz kazandırılacak. Malatya'ya yapılacak olan 2. Devlet Üniversitesi için Büyükşehir Belediyesi olarak iki yer önerdiklerini kaydeden Çakır, bunlardan biri Battal Gazi'deki Ziraat Okulu'nun olduğu bölge, diğeri de Yeşilyurt Beylerderisi yanında daha önce özel bir üniversite için tahsil edilen ancak bunun gerçekleşmemesi sonucu boşta kalan bölge. Bu iki yer 2. üniversite için uygun dedi. Yer konusunda bizim bir iki noktada önerimiz var. Neresi başkanım? Hangisi?
Bizim şu anda biliyorsunuz Battalgazi'de ziraat okulunun olduğu bölgeye, üniversite alanı olarak uygun bir bölge. Yine şeyde var, siz söyleyin, Yeşilyurt bölgemizde Beylerderesi'nin hemen yan tarafında daha önce tahsis edilmiş. FETÖ'yle mücadele konusuna da değinen Çakır, bazı kesimlerin FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmaya çalıştığını aktararak, FETÖ'yle mücadele çok ciddi bir takibi gerektiriyor. Aynı zamanda gevşemeyi de gerektiriyor. Bu mücadeleyi zaman içerisinde sulandırmak isteyen birçok kesim var. Belgeler, bulgular ve itirafçıların itirafları bu yapının deşifre olmasına neden oldu. Yurt dışına kaçanlar veya yakalanamayanlar var ama genel manada baktığınız zaman bu yapının çökertildiği söylenebilir, dedi. FETÖ'yle mücadele ciddi bir takibi gerektiriyor. Gerçekten gevşememeyi gerektiriyor. Dolayısıyla zaman içerisinde yapılanların unutulduğu gibi, insanların adeta böyle zamana bırakmak, sulandırmak isteyen birçok kesim var. Farklı yorumlar ortaya çıkıyor ama bunun gerçekten ülkemizin atlatmış olduğu ve hala mücadele etmesi gereken, belki Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınmışması, en büyük ihaneti ve geri planında baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir yapıyla mücadele ettiğimizin süreç bize ortaya koydu. Bu millet tabii ki adeta Kurtuluş Savaşı'nı bir kez daha yaşamış oldu. Çakır, doların hak ettiğinin çok üzerinde bir değerde olduğunu belirterek, normalde doların 3.10'larda, 3.30'larda olması gerekirken 4'ü aşan bir değere çıktı. Bu da hiçbir şeyin normal olmadığını gösterir. Cumhurbaşkanımızın bu olaya müdahale etmesi ve halkımızın da dolarını bozdurması bu suni oyunu da bozdu. Biz bunlarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ülkemize diz çöktüremeyecekler, diye konuştu. Ve hemen akabinde de gördüğünüz gibi şu anda mücadelesini yürüttüğümüz bir ekonomik adeta ülkedeki ekonomik dengelerin bozulmasına yönelik, evet, büyük yatırımcıların belki yıldırılmasına yönelik bir çalışma var. Ama halk bilinçli olduğu takdirde bütün hesaplar boşa çıkıyor. İnsanlar gittiler, dolarlarını aldılar, bozdurdular. Kimin ne kadar varsa, adam 100 dolar varsa onu bozduruyor, 100 bin dolar varsa, 1 milyon dolar varsa gidip onu ülkesi için, vatanı için Türk lirasına çeviriyor. Yani normalde doların 300'lerde, 300-200'lerde kalması gerekirken 4'ü aşan bir rakam burada hiçbir şeyin normal olmadığını görüyorsunuz. Çünkü İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen hain terör saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Minibüsçü ve servisçiler konvoy yaparak şehir merkezinde eylem yaptılar. İstanbul Beşiktaş ve Maslak'ta düzenlenen iki ayrı saldırıda hayatını kaybeden 38 polis 44 kişi şehit oldu. Hain saldırıda Malatyalı 3 polis memuru da şehit düşmüştü. Yaşanan terör olaylarına ve şehit haberlerine dayanamayan Malatyalıların tepkileri çığ gibi büyümeye devam ediyor. Son olarak minibüs ve servis şoförleri bir araya gelerek konvoylu eylem yaptılar. Şehir merkezinde araçlarına Türk bayrakları bağlayarak konvoy yapan şoförlere vatandaş da büyük destek verdi. Her zamanda bu vatanın arkasındayız. Şehitler ölmez, vatanlar ölmez. İstanbul'da benim arkadaşımın da abisi yoğun bakımda. Yarın inşallah çıkacak. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. O konuda hem fikrim o arkadaşlar. Şehit olmasınlar, bol bol ceza yazabilirler, hiç sıkıntı değil. Birlik beraberlik olma günüdür. Bütün milletimizden işte buna karşı iradeli olmasını istiyoruz. Tabii ki ülkemize bir şey olmasın, tabii kimseye zarar gelmesin. Maddiyat her zaman yerine gelir ama hiçbir zaman can yerine gelmez. Herkes bir ana baba evladıdır. Ölenler bizim kardeşimizle arkadaşlar. Malatya'nın hem hikayeleriyle hem de görüntüleriyle ilgi odağı olan 5 camisiz minaresinden birisi yırtılarak yerine otopark yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim.
Anadolu'nun birçok yerinde bulunan camisiz minareler turistlerin akınına uğruyor. Camisi olmayan minarelerden dördü Malatya'da. Bu minarelerin hepsi de rivayetlere ve şaşırtan hikayelere sahip. Doğal afetler sebebiyle camilerinden ayrı kalan minareler artık camilerine cemaat davet edemiyor. Ancak ilginç öyküleriyle varlığını sürdürüyor. Malatya'da daha önce 5 tane camisiz minare bulunuyordu. Birisi daha sonra yıktırılarak yerine otopark yapıldı. Bu minarelerden biri de tarihi Niyazi Mısri Camii'ne ait. Üzerindeki 1313 yılını gösteren tabelanın yerinden sökülerek minarenin üzerine asılması aslında tarihi olan caminin yıkılmasına ve minarenin de tarihi sanılarak tek başına kalmasına sebep olmuş. Üzerinde yazan 1313 yılı tabelası nedeniyle tarihi eser özelliği olduğu düşünülerek minarenin yıkılmasına izin verilmemiş ve minare varlığını sürdürmüş. Ancak 2 yıl önce yıkılarak yerine otopark yapıldı. Kent merkezinde halk tarafından bilinen adıyla Yeni Cami, diğer adıyla Hacı Yusuf Taş Cami de yarım kalmış minaresiyle dikkat çekiyor. 1959 yılından beri cami çevresinde esnaflık yapan Mehmet Kaya, tamamlanamayan minarenin öyküsüyle ilgili olarak inşa edilen ilk caminin çıkan yangında kül olduğunu ve sonradan yapılan caminin de büyük bir depremde yıkıldığını anlatıyor. Yıl 1912-13 yıllar arasında Osmanlı döneminde 1912-13 yıllar arasında bitiminin başlangıcı tarihini söylemiyor. Bu cami, yeni caminin olduğu cami yekpare olarak önceki yanan caminin yerine yapılan adı da yeni, bizim çocukluğumuzda teze cami derlerdi. Yeni cami olarak konmuştuk. Sebebine gelince önceki cami yanmıştır. Önceki camiden kalan bir eser vardır. O da yarım minareli dediğiniz cami minaredir. O minarelerin asıl adı Şerafe'dir. Şerafe'nin manası o zaman elektrik yok. Ve aynı zamanda o şerafeye ya müezzinler ya da hocalar çıkıp ezan okurlardı. Merkezi caminin ilk yapılanlarından biridir. Buranın eski adı Ganera'dır. Ganera buradan başlar ta Cezmi Kartay'ın başına kadar gider. Sola dönünce Akpınar'dır. Daha ilerisi bağ bahçeydi. Biz de Aziler Sokağı'nda oturuyorduk. Camilere dikkat, minarelere dikkati bakarsan minare, o yarım minarenin üstü taşı yekparedir. Yarım insan boyu kadar. Neden düşmesin diye. İkinci bir mevzuya gelince bazıları hani düşmüş veya bazıları diyor ki caminin minaresi düşmüş. Caminin minaresi düştüğünü dahi anlayamıyorlar. Caminin minaresi düşen şu gördüğünüz olduğunuz iki minarenin üstü sıvadır. Yıl 1963. Aynı zamanda o zaman 10 yaşındaydım. 63 yılın 17 Temmuz'unda büyük depremde o iki minare düşmüştü. Aynı zamanda görmüş olduğunuz havuzun tam başına yan tarafına düşmüştü minarenin teki. Minarenin, yarım minarenin taşlarına dikkatle bakıp eski olmasına rağmen en azından ona 80 yıl önce mi, 100 yıl önce mi yapılmış bir minaredir. Bu minarenin taşlarıyla ve caminin taşlarıyla bir değildir. Burada ikisinin aynı olmadığını ifade ediyor. Bunu gördükleri halde onları şey etmiyorlar, düşünemiyorlar. Yalnız minaremizin mimarisi ve çalışanları asıl Ermenilermiş. Geçtiğimiz hafta İran'a giden Müsiyat Malatya heyeti İran'dan döndükten hemen sonra ziyaret değerlendirmesi yaptılar. Malatya İhracat Seferberliği çalışmaları kapsamında İran'a bir ziyaret gerçekleştiren Müsiyat Malatya Şubesi İran'dan dönüş yaptı. Temasların son derece verimli geçtiğini ifade eden Balin, İran programı ve İstanbul'da yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Müsiyat Şube Başkanı Mehmet Balin, çok başarılı bir ziyaret programını tamamlamış bulunuyoruz. Maalesef programımızın sonlarında İstanbul'dan gelen haber nedeniyle heyetimizde ve İran'daki dostlarımızda derin bir üzüntü hasıl olmuştur. Öncelikle müsiyat olarak bu insanlık dışı terör saldırısında şehit düşen güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Devletimiz bu saldırılara karşı tavizsiz bir mücadele süreci yürütmektedir. Bizler iş adamları olarak bu mücadelenin bilincindeyiz ve var gücümüzle bu mücadele sürecine katkı sağlama gayretindeyiz. Ülkemizin gücüne güç katmak için hem ekonomik hem de sosyal alanda sürekli çalışmalar yürütmekteyiz dedi. İran programının ilk ayağının İsfahan olduğunu belirten Mehmet Balin, İsfahan Ticaret ve Sanayi Odası ile resmi toplantıda bir araya gelen heyetin ayrıca organize sanayi bölgesinde de incelemelerde bulunduğunu ve Malatyalı iş adamlarının İsfahan OSB'de farklı sektörlerden şirketlerle ikili iş görüşmeleri yaparak bazı ticari ön anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.
Bali'nin özellikle Maku serbest bölgesini çok önemsiyoruz. Bölge ihracata yönelik çok önemli avantajlar içeriyor. Burada Malatya için bir ihracat merkezi kurabiliriz. Maku, Malatya-İran ticaretinde dönüm noktası olabilir dedi. Mehmet Balin, Malatya iş dünyası olarak hem alırken hem satarken kazanacağız. Dışarıdan temin ettiğimiz ham maddeler için Malatyalı iş adamlarımıza avantajlı satın alma koşullarını İran'da sağlamaya dönük çalışma başlattık. Bu çalışmalarımız Türkiye-İran arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefine de katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeşil Yurt Kitap Yurdu Projesi'nin davetlisi olarak memleketi Malatya'ya gelen yazar Ahmet Turgut, Muhammed-i Şuur ve Ahlak temalı söyleşi ve konferans verdi. Ve bir kırıntısına nazarının... Yeşil Yurt Kitap Yurdu Projesi'nin üçüncüsüne destek vermek için memleketi Malatya'ya gelen yazar Ahmet Turgut, Muhammed-i Şuur ve Ahlak konulu söyleşi ve konferansta Malatyalılarla bir araya geldi. Ve bir kırıntısına... Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Yeşilyurt Kaymakamı Nesin Babahanoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Birim Müdürleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Milliyetin Müdürü Cemal Kalay, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Nesin Babahanoğlu aynı zamanda hemşerimiz olan Ahmet Turgut, modern çağın fikrine ve ilhamına hitap eden yazılarla gönüllere hitap eden çok kıymetli bir yazarımızdır dedi. Efendimiz ve Ehl-i Beyt konusunda son zamanlarda en çok kalem oynatanlardan biri Ahmet Bey. Modern çağın gerçekten fikrine ve ilhamına hitap eden yazılarla, gerçekten kitaplarla bizlerin gönlünü okşamakta. Biz de ondan istifade ediyoruz. Bu şekilde size de istifade etmeniz açısından tertiplendi bu. Okumayan toplumlarda kan ve gözyaşının eksik olmadığını belirten Kaymakam Babahanoğlu, eğer mürekkep akmıyorsa kan akıyor maalesef. Cehaletin olduğu yerde Ebu Cehiller yetişir ama Kur'an-ı Kerim'in, ilmin ve okumanın olduğu yerde Muhammedül Eminler, Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler, ilmin kapısı Hazreti Aliler yetişir, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyinler yetişir dedi. Maalesef okumayan bir toplumda kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Eğer mürekkep akmıyorsa kanlar akıyor. Maalesef İslam dünyasında ve coğrafyasında akan kanların bir nedeni de belki ilk emri oku olan bir dinin okumayan mensuplarından kaynaklanıyor olabilir. Birçok nedeni olabilir ama bir neden de bu olsa gerek. Hazreti Muhammed'e peygamberliğin 40 yaşında geldiği yönündeki değerlendirmelerin yanlış olduğunu ifade eden Turgut, Hazreti Muhammed dünyaya geldiği andan itibaren peygamberdi. Hazreti Adem balçıkla çamur arasındayken ben nebiydim şeklinde buyuran Hazreti Muhammed'in ümmetleriyiz. Hazreti Muhammed 35 yaşındayken elinde Kur'an-ı Kerim yoktu ama bizim elimizde var, bu yönüyle 35 yaşındaki Efendimiz'den daha şanslıyız dedi. Tüm itibariyle onlarla aynı demde Hakk'a yürüyen o şehit polislerimize, vatandaşlarımıza, şehitlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik 40 yaşında geldi deriz, yanlış bir ifade. O hep peygamberdir. Adem'den de evvel Nebi'dir. Resulullah'ın kendi ifadesi. Atam Adem balçıkla çamur arasındayken ben Nebi'yim buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. 40 yaşında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini açık etmiş oldu, işaret etti. Peygamber Efendimiz'in ismini, künyesini zikrederken hep Muhammedül Emin diyoruz. Emin olan kişi, güvenilir olan kişi, sözü muhataplarına itimat veren kişi, kendine güvenen kişi, sevdiklerine güven katan kişi, güvenin, emniyetin, imanın, tüm beşini o emin kelimesinde görmeye başlıyoruz. Onun elinde Kur'an yoktu. 40 yaşında belini düşünüyoruz. Bizim elimizde Kur'an var. 35 yaşındaki Resulullah elinde Kur'an olmayan bir insan. Bizlerin hepimizin elinde Kur'an var. Bu yönüyle 35 yaşındaki Efendimiz'den daha şanslıyız. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde yenilikçi yaklaşımlar ve verimliliğin arttırılması projesi kapsamında 31 kişiye sertifika verildi.
Malatya'damızda Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir ve üyelerin katıldığı toplantıyla küçükbaş hayvancılık işletmelerinde yenilikçi yaklaşımlar ve verimliliğin artırılması projesi kapsamında 31 kişiye sertifika verildi. Getir, onu da getir. Onu da getir. Bir şey olmaz, o sizin sertifikalar orada geride kalsın. İhsan Akın, geçtiğimiz günlerde birkaç yere ziyaret gerçekleştirdik. Hollanda, Belçika ve Almanya'yı ziyaret ettik. Bugün de değerlendirme toplantılarımız gerçekleştiriyoruz, dedi. Tabii ki biliyorsunuz biz 5 tane akış, 4 tane akış gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi Çek Cumhuriyeti, bir tanesi Hollanda, bir tanesi Belçika ve son 13 kişilik ekiple birlikte Almanya akışımızı sağlamış olup değerlendirme toplantımızı yapmış bulunmaktayız son olarak. Tabii burada bu projemizin asıl amacı Avrupa'daki yapılan hayvancılık sistemindeki özellikle küçükbaş hayvancılıktaki verimliliğin artışıyla alakalı. Biz de bu örnek çalışmalarını kendi ilimizde, kendi ülkemizde nasıl daha faydalı hale getirebiliriz? Örnek çalışmalar yaparak girdi maliyeti özellikle nasıl düşürebiliriz? Buna bağlı olarak karlılığımızı nasıl artırabiliriz? Damlacıklarımızı daha iyi nasıl seçebiliriz? Küçükbaş hayvancılığa uygun ve meraları geniş olan bir ülkeyiz. Bu noktada biz bu meralarımızı en iyi şekilde faydalı hale getirmek için de bu tür projelerde özellikle yem girdi maliyetinin düşük olması nedeniyle eğer ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmak istiyorsak kesinlikle bu tür projeler ve benzer projelerde amacına hizmet eden işleri yapmamız gerekiyor. Yine baktığımız zaman hijyen anlamda özellikle hayvanların hastalığı, yemlemesi, bakımı bu noktada bu projenin gerçek amacına hizmet etmesi için de birebir saha çalışmalarımızda özellikle biz de gittik Belçika Brüksel programına katılmıştık. Biz de devletimize, cumhurbaşkanımıza, milletimize, ülkemize sahip çıkacağız. Bu adil çukurlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bu Haçlı Siyonist oyununu ancak beraber olursak bozarız. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Buradan da tekrar şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.